Çocuk biraz daha büyümeye başladığı zaman annesinin, babasının ya da bakımını kim üstleniyorsa onun beslenme alışkanlıklarını model olarak almaya başlıyor. Besinleri genelde iyi besinler, kötü besinler olarak algılıyoruz ama olay aslında bundan ibaret değil. Ömür boyu bir diyetisyenden destek alamazsınız. Demek ki bir şeyleri öğrenmeniz lazım. Diyet değil. Yeter dengeli beslenme programı. Onun için öyle dediğim zaman hamburger de oluyor yeri geldiğinde. Patates de oluyor, işte çikolata da oluyor, dondurma da oluyor. Çünkü bunu öğretmemiz lazım kişiye. Sebzeyle makarnayı süslediğimiz zaman, salatayla belki makarnayı süslediğimiz zaman sebzelerden sağlık faydasını yine alıyoruz. Ama bunun yanında ruhumuzu da bedenimizi de besliyoruz. Yani araştırmalar bunu zaten gösteriyor. Günde bir litrenin aşağısını içenler, 2 ile 3 litre arasında içenlere göre duygusal durum anlamında daha olumsuz yönde etkilendiğini söylüyor. Besinlerle Sağlıklı İlişki Nasıl Kurulur adlı webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Aramızda olduğunuz için çok mutluyuz. Ben diyetisyen psikolog Büşra Şen. Bugün sizlerle beraber besinlerle sağlıklı ilişki kurmak adlı bir söyleşi gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bu söyleşide amacım bir kişinin bile hayatına dokunarak aslında besinlerle kurduğu ilişkiyi daha sağlıklı bir boyuta taşımak, iyileştirmek, geliştirmeyi hedefliyorum. Şimdi şöyle bir durumumuz var bizim. Biz aslında anne rahmine düştüğümüz ilk andan itibaren beslenmeye başlıyoruz. Bu çok güzel bir şey ve gözlerimizi yumduğumuz son ana kadar o beslenme devam ediyor. Şimdi bir bebek olarak dünyaya geldiğimizi düşündüğümüzde ilk 6 ay sadece anne sütüyle besleniyoruz. Daha sonrasında 6. aydan sonra ek gıdayla beraber anne sütü eşlik ediyor. Daha sonrasında zaten 2 yaşından sonra anne sütü hala devam ediyorsa zaten 2 yaşa kadar biz şanslı kısımda yer alıyoruz. Ve çocuk biraz daha büyümeye başladığı zaman annesinin, babasının ya da bakımını kim üstleniyorsa onun beslenme alışkanlıklarını model olarak almaya başlıyor. Büyük annesinin, büyük babasının, varsa küçük kardeşinin, abisinin, ablasının biraz daha böyle bir küçük fanusta beslenme alışkanlıkları kazanıyor. Daha sonrasında bu bebek büyüyor, çocuk oluyor ve daha sonrasında bir okul hayatı oluyor. Okul hayatında gördüğümüz ikinci evrede akranlarıyla beraber bir iç içelik durumu oluyor. Akranlarıyla beraber bir araya gelen çocuk bu sefer farklı beslenme alışkanlıkları kazanıyor. Biz her ne kadar çocuğu ev ortamında, işte kimimiz organik, kimimiz çok böyle taze, beslenmeye dikkat etmeye çalışsak da akran ilişkisi bir araya geldiği noktada bu sefer iş başkalaşıyor. Beslenmenin içine bu sefer bizim sağlıklı ya da sağlıksız olarak nitelendirebileceğimiz bir şeyler ekleniyor. Bu eklentiyle beraber daha sonrasında bu çocuk farklı bir evrede yol almaya devam ediyor. Daha sonrasında bu insan iş hayatına giriyor ya da iş hayatına girmeyi tercih etmeye de biliyor, büyüyor. Büyümeyle beraber sosyalleşme daha çok ön plana çıkıyor. Belki bu bireyin hayatına alkol dahil oluyor. Belki daha farklı noktalarda bir fast food alışkanlığı daha. Şimdi çünkü biliyoruz ki hepimiz çok yoğun aslında stresli bir hayatımız var. Hani kimsenin stressiz bir hayatı olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada stresle beraber... Evet, keşke olsa, ne yazık ki ama hayat dediğimiz şey böyle bir şey. Zaten ilerleyen zamanda da bahsedeceğim. Yoğun strese maruz kalıyoruz. Bu bile beslenmenin alışkanlığımızı son derece değiştiriyor. Daha sonrasında zaten yaş ilerledikçe bu sefer de hormonal değişiklikler sebebiyle bizim daha az beslenme durumuna gidiyor. Daha sonra da zaten hayata gözlerimizi yumuyoruz. Yani doğduğumuz ilk andan gözlerimizi yumduğumuz son ana kadar biz beslenmeyle iç içeyiz. Ve bizim inanın ki yaklaşık bir 10 yaşındaki çocukta da 55 yaşındaki bir bireyde de diyet kelimesi hayatının her noktasını etki ediyor. Ben ise ne yapıyorum? Ben bir beslenme uzmanıyım. Aynı zamanda psikoloğum ve ben kimseyle diyet yapmıyorum. Benim amacım kişinin yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak oluyor. Çünkü şu bir gerçek ki besinlerle sağlıklı bir ilişki kurabilmemiz için ilk önce bir besinleri aslında bilmemiz gerekiyor. Biz besinleri genelde iyi besinler, kötü besinler olarak algılıyoruz ama olay aslında bundan ibaret değil. Diyet kelimesiyle tanışan bu çocuk daha sonra büyüdüğü zaman bu diyet kısmı daha çok hayatına hükmediyor. Ne oluyor? Aslında bizim bildiğimiz diyet kelimesi ne? Türk Dil Kurumu'na göre baktığımız zaman sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni, perhiz, rejim olarak. Aslında biz diyetisyenler genelde kilo verdirme olarak algılansa da biz insanların hayatlarına dokunarak mevcut sağlıklarını daha iyi bir yöne getirmeye çalışıyoruz.
Ama genelde diyetisyenlerden kaçılıyor. Ya da diyet denildiği zaman işte gördüğünüz gibi hamburgersiz, pizzasız, böreksiz, dondurmasız, işte kızartmasız, onsuz bunsuz bir beslenme programı hayal ediliyor. Evet, bütün kısıtlamalar akla geliyor. Aynen. Yani ben zaten bütün danışanlarıma da aynı şekilde söylüyorum. Hani diyet kelimesini ben kullanmıyorum. Amacım yeterli dengeli beslenme. Çünkü yeterli ve dengeli beslenme olduktan sonra zaten kişinin kilo fazlalığı varsa kilo veriyor, kilo azlığı varsa kilo alıyor. Bu normal bir şey. Bu dengeye geliyor aslında. Kişi kendi dengesini buluyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta bu. Onsuz, bunsuz, şunsuz bir diyet programı kişiyi hakikaten çok yoruyor. Ve bir saatten sonra da sosyal ortamından koparıyor. Ona da değineceğim. Evet. Yani aslında bu kadar yasak olarak gördüklerimizin dışında bizim aşağıda küçük bir kalbimiz var gördüğünüz üzere. O kalbin içindeki besinler aslında bizim hem ruhumuzu hem bedenimizi besliyor. Sağlık dediğimiz şey, biz biliyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü, sağlık otoriterleri diyor ki sosyal, psikolojik ve fiziksel yönden iyi olma hali. Tamam, ben sizi fiziksel anlamda destekleyeceğim zaten. Vücudunuza yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacağım. Psikolojik anlamda da iyi olmanız lazım ki, kendinize güvenmeniz lazım ki ve her şeyden öte beslenirken mutlu olmanız lazım ki bir şeyler iyi olsun. Biz bunların ikisini yaptıktan sonra kişi zaten sosyalliğini sosyal katıyor. Bu sefer sosyal ortamdan da çok da dışlanmıyor. Yani aslında üç maddeyi beraberinde götürmüş oluyoruz. Gıda polisini yaptığımız noktada bu bahsettiğim tabii ki de bu çok önemli bir detay. Eğer kişinin bir rahatsızlığı yoksa, eğer altta yatan bir rahatsızlık varsa durum tabii ki çok çok daha farklı işliyor. Ben buraya genelde kilo verme programıyla bana başvuran kişilere söylüyorum bunu. Ya da bir yeme bozukluğu tablosu varsa durum tam tersi çok çok daha farklı bir boyuta geliyor. Ama bugün anlatmaya çalıştığım o diyet evresinde aslında insanların aklına gelen şeylere biraz da hani diyet mentalitesinden çıkma yönünde bir yaklaşım benimserlerse hayatlarının her noktasına daha rahat edeceklerine ben gönülden inanıyorum. Çünkü ben buraya gelen herkese de aynı şeyi söylüyorum ki ömür boyu diyetisyene gidemezsiniz. Evet. Ömür boyu bir diyetisyenden destek alamazsınız. Demek ki bir şeyleri öğrenmeniz lazım. Bizim genel olarak zaten diyet mentalitesine girdiğimiz zaman bireylerde şu oluşuyor. İyi besin ve kötü besin algısı oluşuyor. Ve psikolog Judith Rodin diyor ki beslenme her öğünde, her defasında en ideal öğünü tüketmeye değil, büyük resmindeki işleyişe bakıyor. Yani mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Her şeyi mükemmel yapamazsınız. Mükemmel insan yok. Ve siz sağlığınız ve hedefleriniz doğrultusunda iyi ya da kötü besleniyor olabilirsiniz. Bana buraya gelen birçok danışanım da zaten diyor ki ya şu an ben çok kötü besleniyorum, söylemeye utanıyorum. Diyorum öyle şey olur mu? Hani söylemeye utanıyorum diye bir şey ben kabul etmiyorum. Çünkü ben ne kadar bir şeyi bilirsem, bizler ne kadar bir şeyleri bilebilirsek diyetisyenler, beslenme uzmanları olarak o kadar sağlık faydası sağlayabileceğimize inanıyorum. Bu noktada geldikleri noktada zaten diyorum ki kilo vermeyi aynı psikolog Judith Rodin gibi kilo vermeyi ikinci bir kazanç gibi görüp vücudunuza saygı duymayı ve kabul edebilmeyi ana amacımız olarak gördüğümüz zaman bu davranış biçimi bizi daha bilir noktaya götürüyor. Yani kilo vermek eğer bizim birinci kazancımız olsa, eğer çok acil bir durum olmadığından bahsediyorum yine, birinci amacımız kilo vermek olsa, evet kilo veriliyor. Kişi iyi ya da kötü bir şekilde kilo koruma dönemini de yönetebiliyor. Ama daha sonrasında işler daha karmaşıklaşıyor. Ben bunun olsun istemiyorum. O yüzden isteğim kilo vermeyi ikinci bir kazanca koymak, daha kendimize saygı duyduğumuz bir felsefeyi kendimize edinmek. Bu noktada zaten en çok karşılaştığımız şeylerden biri de bu oluyor. Hani bizim kaba tabirle söylemek gerekirse hayaller hayatlar gibi bir şey. Bir beklentisi oluyor insanın. Bir de sahip olduğu gerçekler oluyor. İşte gerçek dışı beklentilere sahip olmak. Resimde gördüğünüz üzere kadının hali daha farklı. Kendini hayal ettiği şey daha farklı. Genelde zaten bu özellikle adolesan dönemdeki bireylerde çok sıklıkla görüyorum bunu. İşte sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri onun gibi olmak istiyorum, bunun gibi olmak istiyorum, şu kilonun üstüne çıkmak istemiyorum, İşte şunu yaptığım zaman kendimi daha kötü hissediyorum, daha demoralize hissediyorum gibi şeylerle karşılaşıyoruz. O yüzden gerçek dışı beklentilere sahip olmak yerine ve kendimizi bu anlamda olumsuz düşüncelere maruz bırakmak yerine, işte basenlerim çok büyük diye gelen de var. Bu simitlerim beni çok rahatsız ediyor hocam diyenler de var. İşte kollarım biraz sarktı mı acaba hocam diyenler de var. Hepsi var. Ya diyorum evet. Biraz orası da sarksa, burası da sarksa bir şekilde siz zaten bir rutine oturtturduktan sonra vücudunuz şekil alacak. Tabii. Azlık varsa gidecek, azlık varsa kilo kazanılacak. Bu noktada o proporsiyonun düzgün olmasını sağlamak zaten benim asli görevim. Ama onunla beraber size iyi gelinin ne olduğunu, iyi gelmenin ne olduğunu öğretmek yine benim
sorumluluğunun altına giriyor diyorum. Ama her şeyden önce bedene saygı duymak aslında kim olduğunuzla ilgili daha iyi hissetmenize sebebiyet verdiğini ve bunu daha güzel hissettiğini hep karşı tarafa söylüyorum. O yüzden bedene saygı duymak aslında yapacağımız ilk basamak oluyor bu noktada. Çünkü saygı duyulmadığı zaman bu sefer işler daha karmaşık tarafa geliyor. Kendimize karşı daha acımasız. Daha hoyrat davranıyoruz. Evet. Evet. Öz eleştirilerimiz daha şey oluyor, sert oluyor. Bu sertlik bir saatten sonra kişiyi sosyallikten koparıyor. Ben çok danışanımdan duydum ki işte kilo veremediğim için ya da işte mevcut kilomdan dolayı şunu erteliyorum, bunu erteliyorum. İşte yüksek lisans yazılacağım, yazılmıyorum. Şunu yapacağım, yapmıyorum. Bunu yapacağım, yapmıyorum. İşte ehliyet kursuna yazılacağım, bunu yapmıyorum dedim. Böyle bir şey yok. Diyorum ki önce bedenimizi bir kabul edelim. Bir bedenimizi bir sevelim, bir saygı duyalım. Çünkü biz biliyoruz ki iki tip vücut tipimiz var. Biri elma tipi, biri armut tipi. Elma tipi ne? Karın bölgesindeki böyle biraz daha yağlanmanın fazla olduğu. Karın bölgesi genişliği oluyor. Armut tipi ne? Biraz daha yağlanmanın basen bölgesinde olduğu. Siz eğer büyük bir elmaysanız, kilo vermeye başladığınız zaman küçük bir elma olacaksınız. Bir elmanın armut olması, armutun elma olması mümkün evet. değil. Mümkün olmuyor. Yani şöyle düşünün. Burada verdiğimiz örnekteki gibi. Yani genetiğimizi ilk önce bir kabul etmemiz lazım. Bedenimizi kabul etmemiz lazım. Çünkü bir ayak numarası 40 olan birinin 38'e girmesini beklemek ya da large olan birinin bir anda small'a girmesi mümkün değil. Evet, ayak numarası 40 olan biri kilo vermeye başladıkça, iyi bir kilo vermeye de devam ettikten sonra ayak numarası küçülüyor hakikaten. 39'lara iniyor. 38'lere de indiği oluyor çok fazla kilo verildiği zaman. Ama 40'tan 38'e inmek, ne bileyim bir X large'dan bir small'a inmek beklentisi şurada gördüğümüz gibi kişiyi daha sonrasında hüsrana uğratıyor. O yüzden bizim hüsrana uğratmamak amacıyla ilk önce bir bedene saygı duymamız gerekiyor. Bir de olanı kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü öbür türlü kusur aradığımız zaman negatif hissetmeler boyutunda kendimizi biraz daha hor gördüğümüz zaman dediğiniz gibi bunlar bizim ve süreci her defasında baltalıyor. Bu sefer besinlerle olan ilişkimizi daha da bir darmaduman ediyor. Peki ideal kiloya ulaşmak için hani bana geliyorlar ben ne yapacağım o zaman? Tamam iyi hoş diyorsunuz da nasıl olacak bu iş? Onsuz bunsuz ben çikolata yesem kilo alırım, hamburger yesem böyle olur. Nasıl yapalım hocam dediklerine diyorum ki ideal kiloya ulaşmak için ilk önce kendinizi psikolojik olarak gevşetmeniz lazım. Bir rahatlatın. Diyorum, bir arkanıza rahatsızlanın çünkü o kadar tetikte oturuyor ki bireyler burada. Tabii tabii. Çok böyle daha yani. Daha da stres yapıyor. Evet ben zaten streslerin sadece farkındayım. Yani buraya gelmek onlar için zaten işte bu yeme bozukluğu olsun, kilo verme, hastalıklarda beslenme her ne sebep olursa olsun zaten böyle tedirgin edici bir sebep oluyor. Diyorum bir sakin olun, bir gevşeyin. Yani ben buraya gelip de o kadar gerginlikle gelip kimsenin aynı gerginlikle çıktığını görmedim. Bu güzel bir şey benim açımdan. Ki çoğu meslektaşımın da zaten bu yönde destek verdiğinden de eminim. Çünkü diyetisyene gelmek kolay bir şey değil aslında. Hani bana gelen çoğu kişi yani şöyle söyleyeyim yüzde belki 60'ı işte birileri tavsiye ediyorsa işte beni araştırıp buluyorsa öneriyle bir de diyor ki mesela işte benim ansiklopedi oluşturacak kadar diyet listem var. E hadi bir de siz deneyin. Sizin yönteminiz farklıymış. Diyorum çok açık bir şekilde söylüyorum. Atom parçalamıyorum. Yani benim amacım ömür boyu bana gelmemenizi sağlamak. Aslında kendime yaptığım bir dezavantaj olabilir baktığınız zaman ama kişiye önemli bir yatırım yapmaya çalışıyorum. Yani çünkü sürdürülebilir bir yaşam olması lazım. Bundan 5 yıl sonra da 10 yıl sonrasında da. Yaşam stiline entegre edecek o sağlıklı beslenmeyi. Evet o olması saygı lazım. Duymayı. Evet. Yani çünkü onsuz bunsuz şunsuz bir beslenme programı bence kişi hiçbir şekilde yani beni konforlu kılmıyor. Ben yemek yemeyi seven bir yapım var. Ki bence bu konuda danışanlarım da şanslı olduğunu düşünüyorum. Yemek yemeyi sevmesem belki bir şeyler demem daha kolay. Yemek yemeyi sevdiğim için o kişinin halinden anlıyorum. Yani kalkıp bir çıtır tavuğun daha sağlıklı versiyonunu yazdığım zaman onun gözündeki parıltıyı görüyorum. Gelsin işte sürekli bilmem ne püresi yiyelim, haşlanmış yiyelim falan demek zaten benim mizacımda olan bir şey değil. Bu sefer kişiyi de boğuyor. Bu sefer işte diyet mentalitesine giriyor. Amaç o mentaliteden çıkar. Sürdürülebilir olmuyor. Aynen öyle. Ya bir boyut sebze püresi mi yenir? Yenmez yani. Bence yenmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Aynen. O yüzden ideal kiloya ulaşmak için ilk önce dediğim gibi psikolojik olarak bir gevşemek gerekiyor. Şöyle bir arkanıza yaslanın diyorum. Sakin olun. İlaki sizi ben anlayacağım yani bir şekilde. Belki yarım saatte olmayacak ama bir saat, iki saatin sonunda görüşmemiz bazen çok uzun sürüyor bu noktada. Anlayacağım deyip rahatlatıyorum. Kilo kaybını arka plana almamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü o zaman tartıya bir endekslenme oluyor. Tartıda ben neden kiloyu az göremiyorum? Konusu o kişinin stresi sebebiyet veriyor. Diyorum ki onu bir arka plana alalım. Vücudumuza saygı duyalım. Daha sonrasında besinlerle bir sağlıklı ilişki kurmaya başlayalım diyorum. Kişi diyor ki nasıl yapacağız onu? Diyorum bu
bu şekilde yapacağız. Bu şekilde yapacağız. Yapacağızın altında ilk önce yine bir genel bir bilgi veriyorum. Heinz kavramı var. Bu health at every size demek. Yani bu aslında öyle bir paradigma ki ağırlık odaklı bir yaklaşımdan sağlık odaklı bir yaklaşıma kaydırıyor aslında insanı. Yani sağlığın vücut ağırlığından bağımsız bir davranışın sonucu olduğunu ve zayıf olmayı olumlamanın bir ayrımcılık olduğunu savunuyor. Ben bu yaklaşımı hakikaten çok seviyorum. Çünkü neden? Amacım benim sağlıklı yaşam ve davranışlar üzerinde olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü öbür türlüsü kişiyi yoruyor, yıpratıyor ve süreçten uzaklaştırıyor. Yani şöyle bir algı oluşuyor mesela. Örnek olarak fiziksel aktivite sağlık için önemli. Okey. Evet, hepimiz için önemli. O zaman zayıf insanlar vücut ağırlıklarının normal oldukları için hareket etmesinler mi? Hayır, böyle bir şey yok. Biz ileriye bir yatırım yapacağımızı varsayarsak, şimdiki kemik yoğunluğumuzun değerini daha yüksek tutmayı hedefliyorsak, fiziksel aktivite daha küçük yaşlardan, yaşlandığımız zamana kadar hayatımızın her noktasında olması lazım. Kişi zayıf da olsa, kilolu da olsa. Sadece bunun dozajı önemli. Zaten dozajın kaçtığı noktalarda ya işte obezite kısmıyla karşılaşıyoruz ya da yeme bozukluğu tablosuyla biz karşılaşabiliyoruz. O yüzden sağlıklı yaşam ve davranışlar bazında değerlendirmek gerekiyor aslında durumu. Ve şu bence çok önemli. Biz hepimiz aynı gıdaları tüketebiliriz. Lami Hanım, siz de ben de hepimiz bütün aynı gıdaları tüketelim. Aynı sıklıkta egzersiz yapalım. Aynı türde yapalım. Her şeyi aynı yapalım. Evet. Ama hiçbir zaman aynı görünmeyeceğiz. Tabii, tabii. Yani 1.73 boyundaki Büşra ile 1.73 boyundaki Lamia aynı olmayacak. Çünkü sağlığın bir bedeni yok. Evet. Ben buraya gelen herkese o anlamda söylüyorum. İşte yaza girişte gelmek istiyorlar. Hocam işte bir hemen toparlanayım ki bir işte bir bikini vücudu yapayım. İşte bir şöyle bir simit olsun, mimit olsun diyorum. Yani her beden bir bikini vücudu aslında. Kendinizi saklamanız, örtmenizi gerektirecek bir şey yok. Çünkü sağlığın bir bedeni yok. Evet, bizim referans aldığımız şeyler var. Vücut, işte bel kalça çevresi gibi, beden kütle endeksi gibi kavramlar. İşte kilo, onun haricinde bel çevresi, beden kütle endeksi. Bu kavramları göz önünde bulunduruyoruz. Ama ben her zaman diyorum, yani kişi buraya geldiği zaman ya da konuşma sırasında işte 74 kilo olduğunu farsayalım. Ben istiyorum 55 kilo inmek istiyorum diyor. Tamam diyorum, 55 kilo neden inmek istiyorsunuz peki? Yani ilk önce bir bakalım, hani bunun altında yatan sebep ne? Kişi diyor ki ben kendimi en iyi o kiloda hissediyorum. Ne zaman hissediyorsunuz, hissediyordunuz bu duyguyu? Ortaokulda hissediyordum. Kişi 44-45 yaşlarında. Eyvah eyvah. Doğru. Şimdi duruyorum. Yani diyorum 74 kilodan 55 kilo inmek bir şey değil. Ama yani o yaştaki Büşra diye örnek vereyim. O yaştaki Büşra ile şimdiki Büşra aynı değil. Bizim bir ay önceki Büşra ile şimdiki Büşra da aynı değil. Ve bir ay sonraki Büşra'nın metabolizması bir ay öncekiyle de aynı olmayacak. O yüzden diyorum siz en iyisi kiloya odaklanmak yerine ilk önce bir sağlık faydası kazanın. Belli alışkanlıklarımızı değiştirin. Su içmiyorsanız su içelim. Uyku düzeniniz bozuksa onun düzenini sokmaya çalışalım. Hareket etmiyorsanız hareket edelim. İşte bana gelip de kalkıp hocam ben hiç hareket etmeyeceğim. Ya bana hiç hareket demeyin. Ben ama kilo vereceğim. Diyenler de oluyor. Tamam diyorum sakin olun. Bir gevşetelim. Tamam bedenimize bir saygı duyalım. Bedenimize saygı duyalım falan diyorum. Sonra yavaş yavaş işlemelerle bir orta noktada buluşuyoruz. Bir bakıyorum kişi günün sonunda, haftanın sonunda, ayın sonunda 10 bin adımları, 15 bin adımları bulmuş. Güzel bir şey bence yani. Açıkçası kilo vermesinden çok onun hayatına dokunabiliyor olmak beni daha çok mutlu ediyor. Biliyorum hani dinleyenler için de yani bu görüşmenin sonunda bir şekilde bir yerlerde birilerinin hayatına dokunuyor oluruz. En büyük mutluluk bu anlamda olur. İlla ki emin olabilirsiniz. Diliyorum ki. En başa dönüyorum. Kişi hayatından pizzayı, hamburgeri, dondurmayı, onu bunu bilmem neyi, yasak denilen şeyi, en çok da zaten yasakların içi çikolata oluyor. Ben de bugün biraz çikolata üzerinden gideceğim. Kişi bunları hayatından çıkardığı zaman kendini aynı resimdeki gibi hissediyor. Daralmış, küçülmüş, ufalanmış, işte bir sosyal ortama girmekten kaçıyor. Arkadaşlarıyla bir plan yapacaksa ya ben gelmeyeyim. Nasıl hamburger yiyeceksiniz, daha sonrasında tatlı yersiniz, o olmasın, bu olmasın şeklinde yaklaşıyor. Bir sıkışmışlık hissi oluyor. Ve kişi bu sefer diyor ki ben biraz daha sosyal ortamdan kopayım. Ne oldu? Sağlığın birinci maddesini zaten götürdük. Sosyal yönden iyi olma halini götürdük. Kaldı fiziksel, psikolojik. Psikolojik anlamda da orada kendini kontrol edemeyeceğine inandığı noktada bu sefer kısıtlayıcı bir beslenme programına, yani beslenme programı benim tabirimle, onların tabiriyle kısıtlayıcı bir diyete dahil oluyor. Kısıtlayıcı bir diyet ne oluyor? Mesela o şimdi yazıdan önce şu çocuğa bir fokuslanalım. Çocuğun kafasında bir kırmızı araba görme hayali var. Önünde envai çeşit şey var, oyuncak var. O kırmızı arabayı o kadar çok istiyor, o kadar yoğunlaşıyor ki aslında. Önündekilere odaklanıyor.
O öndekilere odaklanamıyor. Ve öndekilerin de belki o uçak oynamak da ona zevk verecek. Ya da ne bileyim oradaki işte dinozor da ona bir zevk verecek oynamak. Ama buna odaklanmıyor. Kendini bir noktada fokusluyor. Kişi şimdi kendini bir noktada fokusladığında, bu çikolata olsun, hamburger olsun, X olsun, Y olsun fark etmiyor. Kendinize yemek için izin verdiğiniz yiyecek miktarını katı bir şekilde sınırlandırdığınız zaman genellikle bu sınırlandırmaya sonucunda kişide bir yoğun arzu oluyor. Bu kaçınılmaz. Bu net bir şey. Yani tecrübeli net. Hani o işte ben bir ay ağzıma şunu sürmedim, iki ay bunu ağzıma sürmedim diyenlerin çoğunun daha sonrasında bir çatlakta alev aldığını ve miktarını bir tüketecekken 15 tüketeceğini ben her defasında görüyorum. O yüzden diyorum ki diyet değil. Yeter dengeli beslenme programı. Onun ki öyle dediğim zaman hamburger de oluyor yeri geldiğinde. Patates de oluyor, işte çikolata da oluyor, dondurma da oluyor. Çünkü bunu öğretmemiz lazım kişiye. Ve takdir edersiniz ki psikolojik olarak bir şey kendimizi sınırlıyor olmak o şeyi daha da özel kılıyor, daha ulaşılmaz kılıyor. Eve işte paketli gıda almadığınızı düşünün. Daha sonrasında eve bir paketli gıda alındığı zaman, bir çikolata alındığı zaman işte sevdiğiniz Milka'nın bilmem ne bir çikolatasını aldınız. O çikolatanın oradaki varlığı aslında öyle bir beyninizde yer ediyor ki. Başka bir şey düşünemiyorsun. Düşünemiyorsunuz. Ve bir de şanssızsanız, o gün kötü bir gün geçirmişseniz o çikolata öyle bir şey ki çağırıyor. Hadi git ye. Bir şey olmaz ya. Bir tane çok iyi gelir sana. Tam böyle bir kan şekerini toparlar, böyle bir hoşuna gider. Ya benim de yaşadığım şey bir parça yok. Alacağım diyorsun. Sonra aynen. Bir anda bütün paketi yiyorsun. Paketi yiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki tamam bir daha şu kata ağzıma sürmeyeceğim. Hadi bakalım. Bir süre daha kendinizi sıkıyorsunuz. Başa dönüyorsunuz. Bu aynı buradaki gibi. Yani düşünceler kısmında ele aldığım zaman kişi diyor ki benim zayıflamam lazım. Tamam süper. Zayıflaması lazımsa zayıflasın. Neden zayıflaması lazım? İlk bedene saygı duymama kısmında. Basenleri çünkü bir türlü küçülmüyor. Simiti bir türlü gitmiyor. Kolu bir türlü sarkması bitmiyor. Daha sonra da düşünüyor. Ya diyor bunun suçlusu ne olabilir? Kendi yaptığı seçimler olabilir. Belki hareketsizliği, belki iyi uyumuyor, belki stres yönetimini yapmıyor, belki az su içiyor. Birçok sebep olabilir ama en kolay suçlu bulunacak şey beslenme anlamında oluyor. Diyor ki evet, hepimizin çok sık duyduğu belki de meslektaşlarım varsa burada tek suçlu karbonhidratlar. Karbonhidratlardan zaten en kötüsü ne oluyor? O ekmeği kestim. Ekmek. O ekmeği kestim ve diyete başladım döngüsü başlıyor. Ama işin sonu hüsran oluyor. Ekmeği kestiği zaman kişi kendini yeterli... Ben ekmekçi bir diyetisyenim açıkçası. Bilmiyorum hani aramızda daha farklı meslektaşlarımız, daha farklı düşünen meslektaşlarım da vardır eminim. Hani ben kişiyi bir doyurayım. Gözü doysun, midesi doysun. Doyurduktan sonrasındaki zaten bir şeye ihtiyacı kalmıyor. O ekmekse ekmek, bulgursa bulgur, sallıyorum vasaysa vasa, galetaysa galeta. Ama o mikro makro besin öğelerini ben kişiye bir vermem lazım. Öyle ya da böyle. İşte o kanalı girmekte psikoloji boyutu devreye giriyor. Kişi ben ekmek yemem diyor. Hadi bakalım tamam. Yeri geliyor yeme bozukluğu danışanım geliyor. Ekmek yemiyorum diyorsa tamam. Ekmek yemiyorsa ekmek alternatiflerini bulmam gerekiyor. Aynı şekilde bu kilo verme programlarında da oluyor. Yani ekmek en küçük örnek ama genelde işte bu karbonhidratı biraz daha işte karbonhidratı şekerli şeylerde biraz daha biz yoruluyoruz. Bu da mesela çikolata. Şimdi sol taraftan başlıyorum. Sol tarafta çikolatamız var. Çikolata yasak. Diyete başladık. Çikolatayı asla ağzına sürmeyeceğim hocam. Eve de almayacağım etmeyeceğim. Tamam öyle yapabilirsiniz ama bence yapmayın, gerek yok. Çünkü işin bu sefer anlatıyorum psikolojik tarafını, sonra beni anlıyorlar. Çikolatayı yasaklıyor. Yasakladığı için kendini aslında yoksun bırakıyor onda. O yok. Onun boşluğunu doldurabilecek bir şey de yok. Yani hurma, kuru kayısı, o bu tamam bir yere kadar dolduruyor. Bir kadınsa bir regl döneminde herkesin olduğu gibi bir karbonhidrat açığı oluyor, bir şekere düşüyor. Ya bu kaçınılmaz bir son. Bunu kabul etmekle başlıyor zaten olay. Evet. Çikolataya karşı kendini yasak ladı. Yoksunluk belirtisi başladı. Bu yasak ne yapıyor? Daha sonrasında arzuyu doyuruyor. Arzu istiyor. Daha fazla tüketeyim, daha fazla tüketeyim, daha fazla tüketeyim. Artan arzu, yoksunluk derken diyet girişimine giriyoruz. Diyet girişimde yine kısıtlayıcı bir diyet programı yapıyor. Dediğimiz gibi çikolatayı bırakıyor. Arzu ve aşerme kısmı. Yani fizyolojik boyutta bir şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü bir şeyler değişiyor içimizde. Yani dediğim gibi bir de eğer şanssızsanız onu evde görmüşseniz zaten bitmişsiniz yani. O direkt çağırıyor onu. Gitmeniz lazım. Sonra zaten gidiliyor. Bir birim tüketip, iki birim. Hadi ben yine belki beslenme diyetisyen gözüyle dedim bir birim ama üç birim tüketilip gidecek şey bir paket, iki paketle miktarını çok fazla aşıyoruz. Fazla miktarda bir besin tüketimi oluyor. Sonra suçluluk.
Sonra suçluluk oluyor. Evet. Suçluluk daha sonrasında eğer bu döngü bir sürekli bir döngüye girdiği zaman bu sefer patolojik boyuta giriyor. Yani abnormal bir davranışa gidiyor. Psikolojide bir normal davranış, bir de hepimizin bildiği gibi bir abnormal davranış var. Biz bu abnormal davranış kısmında bu sefer farkında olmadan bu döngü biz her ne kadar tekerleklerini çevirdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Yeme bozukluğu, binçiklik gibi şeyleri tetiklemiş oluyoruz. Amacımız bu olmasın. Bu olmaması için o çikolata bir zahmet yasak olmasın. O arzulanan bir şey olmasın. Ölçüsünü anlatalım. Ölçüsünü ifade edelim. Bana diyor danışanlarım işte ben çikolata çok seviyorum. Tamam ben de seviyorum. Yani kim bence kim sevmez ki. Bazısı diyor ki tatlı sevmiyorum diyorum. Vallahi çok ilginç geliyor bana açıkçası diyorum. Çikolata işte bitter mi tüketeyim, onu mu tüketeyim, bunu mu tüketeyim? İşte bitter tüketmek kalbi daha fazla besliyormuş bilmem ne. Evet araştırmalar diyor ki içindeki işte flavonoidlerden bilmem neden ondan bundan daha iyi kalp sağlığına iyi geliyor. Tamam diyorum ama bitter çikolata sevmiyorum. Tamam diyorum ama sütlü çikolata yiyin. Sütlü çikolata çok kalorili yiyemem. Çikolata yemekten bahsediyorsunuz. Tamam bir dengeyi bulalım o zaman beraber. O kadar yemeyelim de bu kadar yiyelim ama bir şeyler yiyelim. Şimdi Avustralya Sağlık Bakanlığı çok güzel bir şey demiş aslında. Bilmiyorum bilenleriniz var mı? Besini ikiye ayırmış. Hani o psikologun aksine, Judith'in aksine everyday food, hani iyi besin kötü besin diyordu. Bu da everyday food, sometimes food şeklinde ayırmış. Everyday food dediğimiz şey yani her gün tüketilecek besinler. Bol sebze, fasulye, mercimek, bol meyve, işte tahıllı besinler, süt, yoğurt, peynir grubu, işte et, tavuk, yumurta, fasulye grubu, kuru yemişler. Hepimizin bildiği sağlıklı beslenme çerçevesi. Akdeniz diyeti gibi bir şey aslında. Evet. Daha sonrasında sometimes food kısmında da onlar da biraz da işte çikolatadır, şekerleme, bisküviler, işte sosis ruloları. Tabii ki bize hani sosis rulolarının tüketilmesi çok önerilen bir şey değil ama Avusturya'ya göre, onların guideline'ına göre kekler, dondurmalar, meyve suları, alkolsüz içecekleri böyle bir teraziye koymuşlar. Her gün tüketilecek besinler, bazen tüketilecek besinler. Ve bir çocuğu aslında öyle yetiştirmeyi hedefliyorlar. Siz bir çocuğu yani ağaç yaşken eğilir. Küçük bir tohumu sürekli siz bir şeye maruz bıraktığınız zaman büyüdüğünde o tohumun davranışları aynı noktada şekillenecek. O kötü, bu kötü, şu kötü, şunu yeme, bunu yeme diye maruz kalan çocuk bir saatten sonra onlardan kaçacak. Ama bir yere kadar dediğim gibi akranlarıyla karşılaştığı zaman, iş arkadaşlarıyla beraber olduğu zaman, daha fazla sosyalleştiği zaman işler diyecek bunun bir tadına bakayım. Daha da güzel gidecek. Bu sefer daha bir kontrolsüz boyuta gidecek. O yüzden besinler aslında her gün tüketilecekler ve bazen tüketilecek olarak ayırmak bir mantıklı yol gibi düşünebiliyorum ben. Aslında bu şekilde de yaklaşmaya çalışıyorum ben danışanlarıma. Çünkü besin dediğimiz şey ortada. Her gün tüketecekler, bazen tüketecekler arasında ortada kalıyor. Bu noktada body positive dediğimiz şey, yani bedene saygı duyulduğu zaman, besinleri kötü besinler, düşman besinler, yasak besinlerden ziyade her gün tüketilecekler ve bazen tüketilecekler arasında bir dengeyi kurmaya çalıştıktan sonra, çünkü kendimizi aç bırakmak iş değil. O besini hayatımızdan çıkarmak asla iş değil. Dediğim gibi yani burada gördüğünüz üzere sürekli bir yasak, sürekli bir arzuyu doyuruyor. Suçluluk zaten, her şeyin başı bir suçluluk oluyor. Bu suçluluk eninde sonunda bir yeme bozukluğunu tetikliyor. Ama anoreksi, ama bulimiya, ama tıkınırcasına yeme bozukluğu, gece uykudan uyanıp yemek yeme bozukluğu gibi çeşitlenebiliyor. O döngüyü kırmak lazım aslında. O döngüyü kırmak lazım. O döngüyü kırmak için de besinlere şu gözle aslında bakmak lazım. Evet, biz biliyoruz ki salata, genelde diyet mentalitesinde hepsi salata yenir, o yenir, bu yenir. Ben valla salata yazdım, çok az danışan ama ben salatayı böyle yemek eşlikçisi olarak yazıyorum. Hani yazmışımdır, baklagil yazmışımdır, karbonhidrat yazmışımdır. Hadi kişi biraz daha doysun, salatası da olsun mantığıyla yazıyorum. Çünkü biliyorum ki salata yediğimiz zaman ihtiyacımız olan besin öğelerini bu salata bize sağlıyor. İçindeki domatesiyle, biberiyle, işte zeytiniyle, o suyla, bu suyla ve bedenimizi besliyor. Ama bedenimizi beslemenin haricinde bir de ruhsal anlamlı bir beslenme olması lazım. İşin psikolojik boyutu. Çikolata da ne yapıyor? Zevk veriyor, ruhsal olarak besliyor. Bunların ikisini beraber yönetiyor olmamız lazım. Yani mesela salatalar, işte bu domatesler, biberler, brokoliler, karnabaharlar. Sebze yemekten keyif alabiliriz. Ya da almayabiliriz. Bu da herkesin tercihi. Benim öyle bir danışanım vardı. Sevilmeyen, işte bu anamnez formu aldığım zaman sevilmeyen yiyecekler kısmında bütün sebzeleri yazmış. Dedim nasıl besleyeceğim acaba bu danışanından diye böyle bir düşündüm. Sonra yavaş yavaş onu da deneyelim. Gelin bununla da beraber deneyelim. Çünkü sebzelere karşı öyle müthiş bir ön yargısı vardı. Hiçbir şey yemem falan diyordu. Bir baktım işin sonunda güzel bir serüvenimiz oldu.
Yani bir sürü kabaktır, börülcedir, odur budur derken bir şeyleri hayatına dahil ettik. Farklı formlarla dengeleyerek hayatına dahil ettikten sonra mutlu oldu. Burada da makarna evet çoğu bireyin yasak listesinde yer alabilir. Ama sebzeyle makarnayı süslediğimiz zaman, salatayla belki makarnayı süslediğimiz zaman sebzelerden sağlık faydasını yine alıyoruz. Ama bunun yanında ruhumuzu da bedenimizi de besliyoruz. Burada önemli olan ölçüsü. Her zaman olduğu gibi. Ben diyorum hani bana gelen herhangi bir rahatsızlığı olmayan bireylerde yiyemeyeceğiniz bir şey yok. Bu net. Çünkü ben de yiyorum. Yani yalan söyleyemem. Ben tabii, son derece açım noktada. Hani yani kişi baklava yeme. Beni bir yerde görse baklava yerken. Hadi görsün görmesin. Ben kendim zaten ona karşı şey istedim, sorumlu hissederim. Tabii. Ben baklava yemiyorum. Ben şekersiz yemiyorum. Ben zaten bir de şekersiz, onsuz bunsuz yemiyorum. Glutensiz besleniyorum. Laktozsuz besleniyorum diyenlere karşı da aynı şekilde şey yapıyorum. Yani bir rahatsızlığınız var mı? Yok. Neden besleniyorsa daha sağlıklı. Kime göre, neye göre izlenmesi lazım. İşte her duyduğumuz şeyi yapmamamız lazım. Bir de 80-20 kuralı var. Bu da çok sevdiğim bir kural. O bir diyet programı değil. Bizim amacımız sürdürülebilir bir beslenme programını benimsemek. Bu da sürdürülebilir bir beslenme adına aslında ilk adım oluyor. Alışkanlıklarımızın, seçimlerimizin %80'ini sağlık seçeneklerden oluşturuyoruz. Geri kalan 120 kısmında biraz daha yemek tercihlerimizde esnek olmayı. Yani hamburgerse hamburger, pizza ise pizza. Ama hepsi beraber değil. Çok büyük porsiyonlar değil. Günün geri kalanın hepsine yaymak olarak değil. Yani bütüncül olarak bakıp bir yerdeki %80 mesela genelde bu zaten hafta şey oluyor. Bütün bir haftaya baktık. Cuma gününe kadar iyi geldik. Cumartesi pazar hocam dozuttum ben. İnanılmaz çok fazla şey yedim diyenler oluyor. %80-20 kuralı bu değil. %80-20 kuralı belki bir yönde kendinize esneklik tanımak olabilir. Yani sürekli salatayla beslenin değil. Salatayı makarnayla zenginleştirin. Ama yeri geldiği zaman bir pizza diliminde bir öğünde güzelce tüketin mantığını güdüyor. Yani aslında amaç dengelemeyi öğretiyor. Eğer kişi o gün pizza yediyse ertesi o gün içinde nasıl beslenmesi lazım? Ya da ertesi gün ne yemesi lazım? Nasıl bir beslenme programı uygularsa onu dengelemiş olur. Harekette nasıl desteklerse daha etkili olur kısmını kişiye öğretmekle ben mükellefim. Yani benim prensibim bu şekilde. Ve burada dediğim gibi, az önce dediğim gibi %20'lik kısımdaki tercihlerimiz, seçeceğimiz tercihler, alternatifler ve onların porsiyon kontrolünü sağlamak çok önemli. Yani o da ne yazık ki bir beslenme uzmanına danışmadan olması çok zor oluyor bireylerde. O yüzden direkt bireyler diyet mentalitesine giriyor. O yok, yok, şu yok. Halbuki onun, bunun, şunun porsiyonlarını bir bilsek, bir uzman size bir anlatsa benim sizlere anlattığım gibi. Diyecek ki belki ya tamam onu da yiyebilirim, bunu da yiyebilirim. Yani benim bir tane danışanım da ya Büşra Hanım besleniyoruz ama hakikaten ben hiç zevk almıyorum dedi, diyen bir kişi bile duymadım. Çünkü baklava da yazıyoruz. Sarmada yazıyor. Bayram oluyor. Bayram oldu. Bayram şeyine gidiyor, misafirine gidiyor. Ben kişiye nasıl yazmayayım börek sarma? Tabii işkenceye dönüyor o zaman o bayram. Kesinlikle işkenceye dönüyor. Yani o noktada birazcık bilmiyorum. Ben dediğim gibi herkesin sistemi çok farklı ama insancıl bir yaklaşımı biraz daha hedefliyorum. Evet. Amacım 30 kilo verdirdim, 40 kilo verdirdim reklama yapmak hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman böyle bir prensibi ben benimsemeyeceğim. Amacım 30 kiloyu, 40 kiloyu verdirirken sadece zaten benim emeğimle de olmuyor. Ben her zaman için karşı tarafa diyorum. Emeğinizi gönülden kutluyorum. Çünkü sadece benim emeğim değil. Onun kendisinin emeği o. Ben dünyanın en güzel beslenme programını yazayım. Ya her şeyi kuralı kuralına, işte kalorisini hesaplayayım. Kişi yapmadığı sürece, suyu yeterli içmediği sürece, o olmadığı sürece, bu olmadığı sürece olmuyor. Bunu bilmem gerekiyor. Ve öte yandan her zaman için dediğim gibi yiyemeyeceğiniz bir şey yok. Ama porsiyon kontrolü çok önemli. Bu yiyecekler çünkü her zaman etrafımızda olacak olan şeyler. Dediğim gibi hayat dediğimiz şey öyle bir şey ki hızlı tren gibi. Bayramlar, seyranlar, onlar bunlar, tatiller, her şey hayatta var. Biz her şey hayatta varsa bunları bir kabul etmemiz lazım. Bizim hayatımızda psikolog boyutunda baktığımız zaman pozitif stres, negatif stres boyutlarımız var. Negatif stres hepimizin bildiği işte yaz süreçleridir, kayıplardır, boşanmalıdır, ayrılıklardır falan. Bunlar da kişinin beslenmesini çok negatif yönde etkileyen şeyler oluyor. Pozitif stres de işte evlenmedir, okul mezuniyetidir, yeni bir şeye başlamaktır gibi seçenekler olabiliyor. Bizim bunların arasındaki bir dengeyi, hayatımızın içindeki dengeyi aslında tutturmamız gerekiyor. Ve kötü etiketi yapıştırmak besine karşı dengeli davranışınızı kesinlikle baltalıyor. Çünkü kişi direkt diyor ki ya hep ya hiç. Ben ağzıma bir kere makarna sürersem durduramam. Öyle bir şey yok ya. Sen bir vücudunu duyurdun mu bakalım? Bir ona bakalım.
kısmına geliyorum. O yüzden önemli olan her yiyeceğin beslenmemizde olduğunu bilmek, tüketim sıklığını ve miktarını ayarlamak. Bunlardan da öte, tamam besinlerle bir sağlıklı ilişki kuracağız ama kendimizi bir iyi hissetmemiz lazım ki her koşulda bir besinlerle ilişkimiz o boyutta şekillensin. Bu noktada vücuda gerekli besin öğelerini vermemiz lazım. İşte yeterli ve dengeli beslenme bu noktada devreye giriyor. Bol su içmemiz lazım. Bol su içmek, yani araştırmalar bunu zaten gösteriyor. Günde bir litrenin aşağısında içenler, 2 ile 3 litre arasında içenlere göre duygusal durum anlamında daha olumsuz yönde etkilendiğini söylüyor. Bırakın kilo vermeyi. Sağlık açısından daha negatif boyutta ilerliyorsunuz. Bu zaten istenilen bir şey değil. Öte yandan iyi ve kaliteli bir uyku. Stres yönetimi çok önemli. Yani dediğimiz gibi hayatımızın her noktasında strese maruz kalıyoruz. Biz o stresi yönetemediğimiz zaman besin seçimlerimizi etkiliyor. Fiziksel aktiviteyi arttırmak çok önemli. Serotonin hormonunu salgılıyoruz. Ne kadar kişi aktifse o kadar kendini aslında iyi hissediyor. Sadece bir adım atmak, bir dürtüklemek gerekiyor bu noktada. Bir de şu bence çok önemli. Bir kere bozdum, devamı böyle gider düşüncesinden çıkmak. İşte 80-20 kuralı. Birazcık bu noktada çelişebiliyor bireyler. Yani mentalite, diyet mentalitesinden bir çık bakalım. Kendini bir anlamda bir rahatlat. Ondan sonra bir besin seçimlerini bir gerekirse bir uzman gözüyle bir değerlendirmeye çalış. Çünkü biz biliyoruz ki davranışlarımız değişirse bir noktada hayatımız değişiyor ve kendimizi biz daha iyi hissediyoruz. Peki toparlayacak olduğumda besinlerle daha sağlıklı bir ilişki kurmanın yolu nelerden geçiyor diye baktığımız zaman kilonuzu hayatınızın merkezine koymayın diyorum. Çünkü kilomuzu hayatımızın merkezine koyduğumuz zaman her şeyi erteliyoruz. Ve hayat ertelemek için inanın ki çok kısa. Tartıda gördüğünüz sayının hayatınızı etkilemesine izin vermenizin ötesinde. Ya ben diyorum tartılmayın. Tartılmayın dediğim danışanım oluyor. Gelin bir mezureyle ölçelim. İncelmemize bakalım. Ya da diyorum o da değil. Üstümüze bir şey geçeyim. Bir kıyafet geçeyim. Bu benim bir tane stajda bir hocamdan. Yani çok sevdiğim bir hocamdan öğrendiğim bir şeydi. Hakikaten çok doğru. O da psikolog diyetisyendi. Sena hocam. Demişti dar olan bir kıyafeti giydiriyorum danışana. Daha sonrasında bir ay sonunda tekrardan giymesini istiyorum. Ne kadar fark ettiğini gözlemliyorum. Bırakın tartıdaki sayıyı. Kişi kendini nasıl hissediyor? Diyor ki mesela tartıda bazen azalış olmuyor ama ya ben kendimi daha şiş, neymiş olduğunu hissediyorum. Daha iyi hissediyorum şeklinde yaklaşıyor. O yüzden kilo merkeze koymanın ötesinde bazı ölçümleri sürekli her gün tartıya çıkan danışanımı da biliyorum. Ayda yılda bir çıkıp çıkmayan danışanımı da biliyorum. Tartıya asla tartılmam diyen danışanımı da biliyorum. Yani çok farklı insan tipleri olduğunu varsayarsak diyorum ki lütfen buraya geliyorsanız tartıyı bir kenara koyalım. Edineceğimiz sağlık faydalarına odaklanalım. İkinci madde yeterli ve dengeli beslendiğinizden emin olun. Porsiyon kontrolü aslında burada çok devreye giriyor. İşte atıştırma sıklığım çok diye geliyor kişi bana. Tamam diyorum. Atıştırma sıklığınız çok. Neden peki? Peki neden olabilir sizce? İşte bir besin tüketim kaydı alıyorum. Onu yemiyorum, bunu yemiyorum, şunu yemiyorum, şu olmasın, bu olmasın falan diyor. Ya diyorum olmuyor bu. Yani hayat bir şekilde olmaz. İki öğün beslenmeli ya da işte bir öğün beslenmeli siz yeterli bir dengeli beslenemezsiniz. Tabii ki çikolataya karşı bir arzunuz olacak. Tabii ki şekerli besinlere karşı bir vücut isteyecek, glukoz isteyecek. O noktada bizim bu dengeyi tutturmamız lazım. O yüzden daha sonraki slide'da muhtemelen tabak modelini bizim benimsememiz lazım. Yiyecekleri iyi ya da kötü olarak etiketlemeyin. Onun haricinde her gün tüketilecek ama bazen tüketilecekler olarak ayırmak bence daha mantıklı bir karar olur diye düşünüyorum. Çünkü bir şeyden korkmak dediğim gibi ilk olarak yoksunluğun ötesinde arzuyu, arzudan sonra aşermeyi ve tekrardan bir suçlulukla beraber kısır döngüye girmenizi sağlıyor. Porsiyon kontrolünü hayatınıza dahil edin. Sağlıklı tabak modelimiz var bizim. Meslektaşlarım ve öğrenci arkadaşlarımın olmadığını varsayarak ben anlatayım. Sağlıklı tabak modelimize bir tabağımızı düşünelim. Onu yarıya bölelim. Yarısında öğünün bazında baktığımız işte kahvaltı olabilir, öğle olabilir, akşam olabilir. Yarısında sebzelerin olmasını biz istiyoruz. Dörtte birlik kısmında karbonhidrat kaynaklarının olmasını istiyoruz. Geri kalan dörtte birlik kısmında ise bir protein kaynağı istiyoruz. Bunların ötesinde bir de dışarıda bizim bir bardağımız oluyor. Orada süt ürünleri, duruma göre işte ayrandır, yoğurttur, kefir gibi seçeneklerin olması bize porsiyon kontrolünü sağlamda aslında daha kolaylık sağlıyor. Ben çoğu zaman diyorum ki kişilere, ya diyorum bir tamam tabağa baktık sadece onu yemiş, protein yemiş, onu yemiş. Hocam ben doymuyorum ya da yani canım atıştırmalık çek. Tamam da tabakta bir karbonhidrat yok. Protein alınmış, alınmamış, azıcık alınmış. Bir yağ grubu var mı? Bir bakalım. Hani bir yağ grubu ekleyelim. Ben tabak üzerinden gidiyorum.
yeme bozukluğu çalıştığım danışanlarımda da, işte kilo vermeye çalıştığım danışanlarımda da, hani bu boyutta onu da ekleyelim. Bak bir şey eksik kaldı. Hadi onu da bir destekleyelim. Yani bir besinleri tanıyarak, gruplarını bilerek beslenme programına dahil etmek bence kişiyi o anlamda kontrol altına alıyor ki zaten diyor. Hani yani bir besin tüketim kaydı tutmasını istiyorum ve haftanın genelini değerlendiriyoruz. Haftanın genelini değerlendirme ilk sorumu oluyor. Sizce hafta nasıl geçti? İşte hafta şöyle geçti, böyle geçti. Sonra bir uzman görüşüyle baktığım zaman diyorum ki meyve az mı tükettik acaba? Sebze sanki biraz yetersiz mi kalmış? Kişi çünkü bana diyor ki ben çok aç hissettim ya da doymadım. Öyle oldu, böyle oldu. Çok fazla duyduğum cümleler değil ama ben örnek vermek adına söylüyorum. Bir yerlerden bir açığı uzmanın görmesi lazım, yönlendirmesi lazım. Moda diyetlerden uzaklaşın. Moda diyetler zaten başımızın belası. Elma diyeti, armut diyeti, muz diyeti, o diyeti, bu diyeti. Kişiyi son derece yoran şeyler. Unutmayalım ki beslenme programı dediğimiz şey bir parmak izi gibi. Biz buraya ve ben diğer meslektaşlarım da aynı şekilde adına pekala konuşabilirim diye düşünüyorum. Buraya oturduklarımız zaman karşımıza oturduklarında biz onları bir 5 dakika dinlemiyoruz. Yeri geliyor 1 saat diyorum. Yeme bozukluğu çalıştığım danışanların 2 saat dinlediğimi, onlara yararlı olmak için ne kadar çaba sarf ettiğimi ben biliyorum. Yine aynı şekilde diğer meslektaşlarımın da kişinin parmak izini özel bir beslenme düzeni olması için çaba sarf ettiğinden ben eminim. O yüzden sağda solda duyduğumuz beslenme programlarını yapmak yerine size iyi geleni bir uzman yardımıyla yapmak bence her zaman için daha iyi olacaktır. İşte sürdürülebilir bir beslenme adım atmak bu anlamda önemli. 80-20 kuralı belki biraz daha sizi rahatlatacak bir kural olur bir şeyleri yasaklamak adına. Ve zannediyorum ki son maddemde hayatın gerçeklerinden kaçmak sizi yıpratır. Dediğim gibi her günün, her haftanın dinlemeyi birbirinden farklı. Ben danışanlarıma besin tüketim kaydı tutturuyorum. Diyorum ki yediklerinizi, tamam biz sizinle bir çerçeve çiziyoruz. Beraber beslenme programımızı oluşturuyoruz. Ama siz yine bir tutun kaydınızı. Çünkü her haftanın dediğim gibi dinamiği farklı. Ve o dinamiğin içinde biz X yazmışızdır ama kişi Y ile karşılaşmıştır, Z ile karşılaşmıştır. Benim bir beslenme uzmanı olarak o kişinin yerine kendimi koymam gerekiyor. Ben işte Esra Hanım olduğumda da, işte Simay Hanım olduğumda da, işte Ali Bey, Veli Bey olduğumda da nasıl beslenmem gerektiğini ona öğretmem gerekiyor. O yüzden yargılayıcı bir prensipten öte alternatif sunan bir yaklaşımı felsefe haline getirmeye çalışıyorum. Ve hayatın kendi içindeki dengesini öğretmeye çalışıyorum. Sizlerin de öğrenmesini çok istiyorum. Çünkü öbür türlü hayat inanın ki çok zor oluyor. O yüzdendir ki diyet dışı bir yaklaşım prensip haline getirmeyi, yani diyet mentalitesini ben tamamıyla atıyorum. Danışanlarımla bir beslenme programı oluştururken de diyorum ki lütfen bu bir diyet listesi değil. Bu sizin yeterli ve dengeli, bunlarla beraber mutlu beslenmenizi sağlayacak bir beslenme programı. Çünkü öbür türlü diyet listesi dediğimiz şey hepimiz biliyoruz ki buzdolabına yapışan, orada bakan, ben ne yiyeceğim, ne yapacağım, ne edeceğim, eyvah evde o yok, bu yok, tamam neyse ya bugünlük öyle oluversin, böyle oluversin dediğimiz bir tablo oluyor. Yani diyet değil, yeterli dengeli beslenme hayatımıza dahil ettiğimizde ve bu uzmandan destek aldığımız noktada daha mutlu besleneceğinize ben adım gibi eminim. İlginizi ve vaktinizi ayırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim.